Bitki uzmanımız İbrahim Gökçek hocamız bizlerle birlikte olacak. Mevsime ve aylara da uygun olarak bir konu belirledik. Bu da alerji olacak. Alerji ve alerji türleri hakkında bizleri kanıtlanmış bilgiler ışığında aydınlatmaya devam edecek. Sözü fazla uzatmadan hemen ilk konuğumu almak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş Sizi her zamanki yerinize alayım şöyle. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam, alerji ve alerji türleri. Öncelikle alerji nedir? Alerji nedir? Kişinin bünyesinin bazı maddelere karşı, bu çiçek tozları olabilir, hayvanların kıl ve tüyleri, ev tozları, akarlar vesaire. Evet. Veya bazı besinlere karşı bünyenin göstermiş olduğu aşırı reaksiyona alerji denir. Neden aşırı reaksiyon gösterir? Bunun dört ana sebebi var. Bir, midede gastrit veya ülser varsa, yani bakteri olur genellikle. Helicobacter pylori toksik madde üretir. Histamin. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Histamin oranı yükselirse alerji ortaya çıkar. Evet. Yani midede problem varsa alerji ortaya çıkar. Bir. İki, pankreasta problem varsa, pankreası iltihaplanmışsa, pankreatit veya başka bir nedenle pankreas yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Birçok enzim salgılar da bunlardan birisi tripsin, proteinleri parçalar, ya proteinleri amino asitlere dönüştürür. Eğer ki pankreasta problem varsa proteinler amino asitlere dönüşmez veya çok az dönüşür. Bu nedenle bağırsakların geçirgenlik katsayısı büyür. Evet. Yani bağırsaklardan diyelim ki top büyüklüğündeki moleküller geçiyorsa, portakal kadar parçalanma olmadığı için bağırsakların geçirgenlik katsayısı büyürse futbol topu büyüklüğünde moleküller de geçer. Bu da bünyemiz buna alışık olmadığı için alerjik reaksiyonlar doğar. Yani alerjinin başlıca sebepleri pankreas ve mide değil mi hocam? O gelmedik daha 3-4 var. Üçüncüsüne gelelim mi? İkisini söyledik. Karaciğer yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa. Evet. Karaciğer birçok enzim salgılar. Bunlardan elengaz, desturaz, okliganaz denen enzimler var. Bu enzimler yağlanma nedeniyle yeterli ve kaliteli olmazsa yemiş olduğumuz besinlerdeki doymamış yağ asitleri, linol asit, linolen asit, linolen asit, arakidon asit, arakidon asit prostaglandin E1, E2'ye dönüşür. Bu da hormona dönüşür. Hocam seyircilerinizin de anlayabileceği şekilde yani, konuşursak hani terimleri hormona, biraz... Yani mesela zeytinyağı hormona dönüşür. Zeytinyağı. Normal olarak. Bunu dönüştüren nedir? Karaciğerin salgılamış olduğu enzimler. Karaciğerde problem olursa, enzim oranı azalırsa... Zeytinyağı, oleik asit hormona dönüşeceğine toksik maddeye dönüşür. Bu da alerji sebep olur, iltihaplara sebep olur. Yani alerjik reaksiyonların %10'u mideden, %5'i karaciğer rahatsızlığından, %5'i pankreas rahatsızlığından. Fakat asıl problem ince bağırsaklardan kaynaklanır. %80. Bağırsaklarda mantar varsa veya zararlı bakteri, bunların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler... bağırsakları yakar, kavurur. Mesela duyardık eskiden, halkalı çöplüğü havaya uçtu mesela. Evet. Binalar yıkıldı, insanlar öldü. Neden? Çünkü çöplük nedeniyle oraya pis sıvılar süzülüyor, bir çukurda birikiyor. Mantarlar buradaki besin artıklarını etan, metan, bütan gibi gaza dönüştürüyor. Zehirli gazlar değil mi zehirli hocam? Gazlar. Yani bu gazlar zamanla ne oluyor? Oraya sığmıyor ve patlıyor. Yani düşünün koskoca binalar havaya uçuruyor. Evet. Aynı problem bağırsağımızda da oluyor. Bağırsaklardaki mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle kişilerin karnı şişiyor. Bazı insanlar hamile gibi oluyor. Hocam Allah'ım. Belirtileri nedir yani alerji belirtileri? Hani böyle sadece benek benek vücutta olan şeyler mi yoksa onun dışına hani başka şeyler belirtileri var mı? Tabii. Şimdi şunu da söyleyeyim de oradan konuk... şey olmasın, kopmasın. İnce bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Sindirim salgılarından çok önemli bizi ilgilendiren alerji nedeniyle bir enzim var. Diamino oksidaz. Bu enzim azalırsa bu enzimin görevi nedir? Histamini dengede tutmak. Histamin oranı yükseldi mi enzim devreye girer, minimum seviyeye çıkar. Alerji problemi olmaz. Fakat bu enzim
bağırsaktaki mantarlar üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle azalırsa, histamin oranı yükselir, bu da alerjiye sebep olur. Vücudumuzda bir histamin kortizon dengesi var. Bu denge bozuldu mu alerji ortaya çıkar. Belirtileri nedir diyeceksiniz, dediniz. Polen alerjisi mesela. Evet, özellikle bu aylarda değil mi? Evet, mesela bahar bazı insanlar fındıklar çiçek açmaya başladı mı 10 Şubat'ta başlar. Bazıları huş ağacı yaprak çiçek açmaya başladı mı başlar. Bazılarında şimdi tam mevsimde kavaklar, özellikle Kanada kavağı, milyonlarca polen üretir çiçekleri. Ve yani belki bir ağaçtan yüzlerce kilo çiçek tozu havalara uçar. Bu çiçek tozları kişide alerjiye sebep olur. Normal olarak polen hücre içerisine girmez. Hücre içerisine giriş ve çıkışları kontrol eden bir mekanizma var. Histamin nedeniyle mekanizma bozulduğu için polenler hücreye zorlar. Bu da alerji tetikler. Polen alerjisine yakalanan kişinin gözleri kıpkırmızı olur, kaşınır, akar. Hocam o zaman sözünüzü balla kesiyorum. Bu tip rahatsızlığı olan seyircilerimiz varsa belki sorular olacaktır sizlere burada canlı canlı. Efendim numaralarımızı bizler tekrar hatırlatalım. Alan kodumuzla birlikte 0212 356 99 92. Alan kodumuzla birlikte 0212 356 99 92 numaralardan yayınımıza bağlanabilirsiniz. Alerji ya da alerji, polen alerjisi dediniz. Bu tip rahatsızlıklarınız varsa hocamıza burada canlı canlı sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam buyurun. Evet, birçok ülkede Kanada kavağı yasak artık. Yani kesiliyor ve kereste olarak kullanılıyor. Artık ekilmiyor çünkü çok büyük zararı var çevreye. Yani insan sağlığı için zararlı. Artık Kanada kaz ayağı otu denen bir bitki var. Mesela bu bitki de çok alerji tetikleyici bir bitki. İsviçre'de bunu ekerse bir kişi sus bitkisi olarak bahçesine 1500 euro para cezası ödemek zorunda. Bir tane bitki ekse, bitki ekse 1500 euro para öder, cezası var. Bir bitki ekse. Alerjiyi tetikleyen bitkilerin tamamen kaldırılıp yerine meyve ağaçları ekilmesi gerekiyor. Tut gibi. Hocam çok güzel konuşuyorsunuz da şimdi bahar aylarında özellikle hani polen alerjisi, evet, çiçek mesela. Geçen hafta son bir haftadır benim gözümde böyle bir yanma, böyle bir sulanma vardı. Bu da mevsimden dolayı, bahardan dolayı, bahar ayında olduğumuzdan dolayı. Hani çiçek, bu tamam meyve diyorsunuz ama çiçek ağaçlarında hani nasıl yok edeceğiz? Nasıl yok edilecek yani? Yani bitkilerin hepsi, yani çoğu alerjik tetikler de bunlardan en çok tetikleyen Kanada kavağı. Kanada kaz ayağı otu. Yani bunlar çok çok yoğun olarak tetikleyici. Diğer bitkilerde de tetikleyici var ama o kadar değil. Bu tür rahatsızlığı olanlara doktorumuzun yaptığı nedir? Antihistaminik kortizonlu ilaçlar. Antihistaminik ve kortizonlu ilaçların yan tesiri çok büyük. Mesela kortizon kemik erimesine sebep olur. Hafıza zafiyetine sebep olur. Yüzü kişinin böyle şişer, balon gibi olur. Ay yüzlü denir. Kemikleri cam kemik olur, kırılgan. Mesela örnek olarak rahmetli Ecevit'e uzun süre kortizon verildi. Ne oldu? Çelik korse giymek zorunda kaldı. 4 kişi taşıyordu asansöre. Yani bir yeri kırılmasın diye. Kortizonun yan tesiri saymakla bitmez. Çünkü böbrek üstü bezelerin salgılamış olduğu kortizon bize zarar vermez çünkü doğal. Sentetik olarak alınan kortizonun yan tesiri çok büyük. Ben 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Et yediğim zaman mesela önce besin alerjisi başladı. Uyuz gibi kaşınmaya başladım. Oram buram şuram. Atopik eksem, alerjik, nörodermatizm de denir. Kaşıntılı, kabarcılı, sulu eklemlerde, dizlerde vesaire sürekli kaşınıyor. Nedenin için tabii önce bilemedik, araştırdık. Mantar. Alerji uzmanları dediler ki işte şunu yeme vesaire. Çözüm yok. Tabii besin alerjisi de var değil mi hocam? Hani seyircilerimizi bu konuda aydınlatalım. Mesela yumurta. Hani her insanda, yani bazı insanlarda alerji gösterebiliyor değil mi? Alerji, burun, bazı dedik, insanlar kabarıklık. Bazı insanlar ete karşı alerjisi yumurta var. Mesela. Bazı insanların yumurtaya karşı, bazı insanların peynire karşı alerjisi var. Bazı polen alerjisi. Mesela yıllar önce bana bir alabi diye bir şahıs geldi. Adamcağız. Her tarafı kaşınıyor. 2 defa hastanede yatmış, antihistaminik kortizonlar yemekten balon gibi sürekli olmuş, şişmiş, ödem oluşmuş. Tabii. Dedi ki artık hastaneye yatmak istemiyorum, kaşınmak istemiyorum, bir çözüm yok mu?
Böyle karnını açtı ki buraları kaşımaktan böyle her tarafı kabarmış. Hı hı. Kurdeşinden dolayı. Evet. Dedim ki ben ona iksir, tonik ve özel bir çay. İksir, bunun içerisinde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, altınbaşak, kurtu, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki var. Tamamen bitkisel değil mi hocam? Tamamen doğal. Evet. Bunun özelliği nedir? Damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer. Damarları temizler. Karaciğerdeki yağlanmayı önler, pankreastaki yağlanmayı önler. Vücudu arıtır, temizleyici, detoks gibi. Evet. Hani bir ev hanımları iyi bilir, kireç çöz vesaire var ya, aynı evet. Onun gibi. Yine bu güzel da... benzetmenizi yaptınız hocam, konuyla bağlantılı. O zaman internet adreslerinizi ben seyircilerimize hatırlatalım. Efendim... www.gökçekaktar.com www.doğaltedavi.net internet adreslerinden tabii ki klinik araştırmalar sonucunda doğrulanmış, ispatlanmış bilgilere hocamızın sitelerinden ulaşabilirsiniz. Hocam ben kitabınızı da göstermek istiyorum. Bizleri yeni takip eden seyircilerimiz varsa şöyle resimle internet sitenizde var değil mi hocam? Tabii, bu kitabın ayrıntıları burada da kanıtlanmış bilgilere ulaşabilirsiniz efendim. Hocam yaptığınız araştırmaların hepsi mi bu kitapta yoksa... Üç cilt, bir cilt değil o. Tek ciltte üç cilt. Üç cilt, anladım. Şimdi şayet bağırsaklarda mantar varsa, mantarı yok etmeden, midedeki bakteriyi yok etmeden antihistaminik ve kortizonlu ilaçlarla tedavi olmak mümkün değil. Sadece geçici olarak kişi rahatlayabilir. Acil durumlarda da antihistaminik ve kortizon ilaçları kullanmak zaten şart. Çünkü diyelim ki anjiyoödem, vatandaşın boğazı şişmişse yumruk gibi, nefes alamaz, Allah korusun, ölüm tehlikesi var. Veya alerjik astıma yakalanmışsa nefes alamaz. Bu gibi durumlarda antihistaminik kortizon ilaçları tabii ki kullanacak. Fakat bu çözüm değil. Yani sürekli kimyasal ilaç kullanmak birçok yan tesiri var. Bu nedenle aloe vera jel, çok özel bir ürün. Aloe vera ile de ilgili bu gördüğümüz bitki klinik bugün araştırmaları... Bugün getirirsiniz hocam saksı bunu. Evet. Bununla da ilgili klinik araştırmaları var. Evet. Zaten dünyada en büyük klinik araştırması aloe vera ile ilgili yapılmıştır. 2,5 milyon insan üzerinde aloe vera. 2,5 milyon. Aloe vera kullanan insanlara sorulmuş. Ne gibi etkisini gördünüz? Kimi bağırsaklarındaki mantardan, kimi midesindeki bakteriden kurtulduğunu, kimi şeker hastalığını. Klinik araştırmaları var. Tayland'da mesela şeker hastaları tedavi edilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, Louis Panik Enstitüsü deri hastalıklarını, akne, ekseme, sedef, alerjik rahatsızları tedavi etmişler. Belgeli yani bu. Bunlar internet sitelerinizde mevcut değil mi? Tabii. Kitapta da yazıyor. Zaten bu kitapta da tamam, kitabımızda da var. İnternet sayfalarımızda da var. Doğrulanmış bilgiler. Evet. Bir beyefendi mesela Bursa'dan, Turan Bey, bu Belçika'da yaşıyor. Kendisi Arapçadan, İngilizce, İngilizceden, Almanca, Türkçeden, İngilizce dini kitaplar tercüme ediyor. Ekibi var, matbaası var. Evet. Çok büyük bir iş adamı. Fakat adamcağız bir Suudi Arabistan'a gitmesi gerekiyor. Bir Mısır'a gitmesi, bir Belçika, bir Almanya, bir Türkiye. Polen alerjisi nedeniyle, besin alerjisi, polen alerjisi. Evden dışarı çıkamıyor. Gözleri böyle. Tabii hava değişiminden dolayı değil mi? Ne yese şişkinlik yapıyor. Davul gibi olmuş. Yani iklim, ülke değişse rahatsızlıkları artıyor. Evet. Perişan oluyor. Hayatı kayıyor. Sürekli ilaç kullanmış. İnternetten bulmuş. Dedi ki İbrahim Bey gerçekten etkili olur mu? Evet olur. Gelin görüşelim. Aldı, kullandı. İyileşti. Şimdi mesela Belçika'ya giderken minibüsle gelip gidiyor genellikle. Yani kendi arkadaşları, çevresi içinde koli ürün alıp gidiyor. Yani oradan sipariş alıyor, götürüyor. Kendisi taşıyor. Bizzat bunu yapıyor. Yani birçok hasta var. Bugüne kadar polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem gibi alerjik reaksiyonlar, alerjik rahatsızlığı olan herkes tedavi edilebilir. Sadece tedavi süreci, iyileşme süreci kişinin kişiye değişir. Tabii onu da hatırlatalım. Kişiden kişiye çünkü her bünye farklı oluyor değil mi hocam? Hani kullanır ama iki ayda diğer başka biri kullanır. Hani dört ayda etkisini gösterir. Mesela kurdeşenden bir subay. Evet. Alt ay üzerinde GATA'da antibiyotikler, ağrı kesiciler, antidepresan bile veriliyor. Kurdeşenin mesela... Antidepresana gerek yok ki. Bu depresyonla ilgili bir problem değil kaşıntı.
Bu psikolojik bir problem değil. Mantarların üretmiş olduğu toksik evet. maddeden kaynaklanıyor. Evet. Antidepresan dahi kullanmış, perişan olmuş adamcağız. Evet. Bana geldiğinde dedi ki, tedavi ederiz ama inşallah iyileşirsin. Fakat tedavi ettiğimiz insan da var. Fakat tedavi süreci kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişir. Her insanın bünyesi farklı. İnanmıyorum ama bir deneyelim dedi. Var mı tedavi ettiğin insan dedi. Ali Bey'e örnek verdim, gitti. Ta Bahçeşehir'e gitti, evet. görüştü, raporlarını gördü. Geldi, dedi ki tamam inandım, ben de kullanayım. Hı hı. 35 gün geçti, dedi ki ben niye iyileşmedim? Neden dedim? Yani ne oldu? Aynı etkiyi göstermez. Ali Bey dedi 35 günde iyileşmiş. Ben neden 35 günde iyileşmedim? Senin bünyende onun bünyesi aynı mı? Tabii ki. Sen ne kadar kimyasal ilaç kullandın? Şu kadar. O ne kadar ilaç kullandı? Bu kadar. Bağırsak florası ne kadar tahrip oldu sizde ve onda? Ha doğru, haklısın dedi. Evet. Devam etti. 70 gün sonra o da iyileşti. Fakat bize bir kimya mühendisi geldi. Hı hı. İbrahim Bey. Ha, ben onun kimya mühendisi olduğunu bilmiyordum tabii ki. Kimya fabrikasında çalışıyor. Hı hı. 3-4 ayda iyileşirsiniz inşallah dedim. Ağır kurdeşen ve besin evet. alerjisi. Evet. Bizim ürünleri kullandı. 3-4 ay dedim, 3-4 ayda iyileşmedi. Evet. Ya ben neden iyileşmem dedi. Herkes iyileşmiş 2 ayda, 3 ayda. Ben neden iyileşmem? Mesleğiniz nedir? Kimya mühendisi. Oo, 30 yıl kimya fabrikasında çalışıyor. Bütün tabii, sindirim sistemi, bağırsaklar, evet. vücudu toksik madde. Hayır, hı-hı. kimya fabrikasındaki o kimyasal maddeler ne oluyor? Nefes yoluyla, tabii, sindirim de. Sistemiyle bütün vücudan yerleşmiş. Tabii. Diline baktım, dilinin üstü simsiyah, mosmor böyle. Yani dilden de bağırsaklarda ne kadar mantar olduğu anlaşılır. Dilin üzerine, diline bakıldığında. Hı hı. Bu da Uygur Türklerinin bir buluşu. 4000 yıl ta eskiden bulunmuş. Dilden anlaşılıyor. Evet. Vücutta herhangi bir mantar. Bağırsaklarda mantar olup olmadı. Mantar olup olmadı. Karaciğerde yağlanma var mı? Midede problem bizim var mı? Bizler seyircilerimiz direkt aynanın karşısına geçin. Dil böyle. İç organların aynası gibidir. Doğaltedavi.net'te evet. 4000'e yakın dil fotoğrafı var. 4000. Doğaltedavi.net'te evet. ben bu dil resimlerini hı hı. yükledim ve birçoğuna da açıklamasını yaptım mesela. Oradan internet sayfalarımızda bilgi sahibi olmak isteyenler evet. görebilirler. Bilgilere ulaşabilirler. Hocam genel olarak şöyle süremizin sonuna geliyoruz. Toparlayalım. Alerjiyi, besin alerjisi, polen alerjisi. Alerjisi olanlar bir, tatlı olan yemeyecek. Tatlı mantarı evet. besler. Her türlü tatlı efendim, mantarı tatlı besler. Yasak, tatlı yemiyorsunuz. Nedir peynir efendim? Yasak. Çünkü peynir asidoza sebep olur. Asitlenir. Ne kadar asit o kadar iltihap. Hocam peynirin zararlarına peynir o zaman yarın ayrıntılı konuşalım olur mu? Siyah çay iyi değil. Evet. Bağırsakları kurutur. Besinlerden yani poşet çay içilebilir mi? Sallama çay. Hı hı. Demleme çay bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin mineral emilimini engeller. Bunlara dikkat ederse kişi iksir, aloe vera jel ve evet. alerji çayıyla eğer kaşıntı varsa kaşıntılara karşı da deride kaşıntı atopik eksem olanlar böyle sulu, kabarcıklı, kaşıntılı veya kurdeşende bunu sürdüğü zaman kaşıntıyı hemen keser. Hocam bazı bünyelerde böyle topak topak şeyler oluyor. Böyle minik toplar şeklinde vücutta, kim insanın yüzünde. İzleyicilerimizde varsa bu rahatsızlığı olan kullanabilirler tabii, değil mi jelimizi? Hocam iksirimizi peki hangi aralıklarla kullanacaklar? Gün içerisinde. İksir, hemen onu da hatırlatalım. Günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı. Aloe vera jel günde 3-4 defa. Broşür var. Üzerinde de yazıyor zaten. Tamam. Açıklaması var. Teşekkürler hocam. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için.